KCK, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olarak biliniyor. Daha düne kadar hükümetin en öncelikli hedefindeydi. Ancak şimdilerde hiçbir iktidar yetkilisi olumsuz konuşmuyor. Oysa ki çok kısa bir süre önce Başbakan Erdoğan, bugün hizmet hareketine karşı kullandığı paralel devlet iddiasını ilk kez KCK için kullanmıştı. KCK örgütlenmesi Kandil'den, İmralı'dan yönetilen, oralardan talimat alan, terörle işbirliği artık netleşmiş olan devlete paralel bir örgütlenme girişimidir. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmalarından birinde KCK'nın vatandaşa faşizm uyguladığını söylüyor. Özellikle terör örgütü ve onunla ilişkili yapılanmaların devlete paralel örgütlenme içinde bölge insanına zulmetmesine, bölge insanından haraç toplamasına, baskı kurmasına, adeta faşizm uygulamasına asla ve asla göz yummayız. Erdoğan'a göre yapılan tutuklamalarda hukukun gereğiydi. Her biri belgesiyle, deliliyle, terörle olan ilişkisine, hukukun dışına çıkan faaliyetlerine bakılarak gözaltına alınmış ya da tutuklanmıştır. Erdoğan'ın bir grup toplantısındaki konuşması. Hedefinde KCK operasyonlarını eleştiren bazı köşe yazarları var. Erdoğan burada da KCK'ya devlet içindeki paralel yapı demişti. Siz bu iktidarı devletin içinde bir devlet yapılanmasını öveceksiniz, alkışlayacaksınız. Biz kalkıp da devletin içinde bir devlet yapılanmasını ortaya koyarken rahatsız olacaksınız. Kusura bakmayın beyler. İstediğiniz kadar düşünce adamı olun. İstediğiniz kadar medyanın mensubu olun. Özgürlüklerin de bir sınırı vardır. Erdoğan başka bir yerde halka hitap ediyor, KCK'nın iyi tanınması gerektiğini söylüyor. KCK operasyonlarını destekleyenlere uyarımı ben yine yapıyorum. KCK'yı iyi tanımanız lazım. KCK'nın nereye vardığını bilmeden ve bu işin içerisinde kimlerin ne tür rol üstlendiğini bilmeden yaptığınız açıklamalar, ister medyada olsun, ister şurada, ister burada olsun, nerede olursa olsun, teröre destektir, teröre hizmettir. Bu kadar açık konuşuyorum.